bunları. Açıklayacaksınız. Yine altını çiziyorum. Adamsanız bu iddiayı açıklayacaksınız. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki İlk Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Etso salonunda düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Aslan, Edirne'de 2015 yılında kendi emekleriyle kurulan kırsalın doğal pazarının belediye tarafından elinden alındığını bir kez daha yineledi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, "Ben pazar kurulurken üretici kadınlar para kazansın diye izin verdim. Üretici kadınlardan para kazanılsın diye değil" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Aslan, bu tür suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sayın Başkanım, Belediye Başkanım, size sesleniyorum. Burada şöyle ikramda bulunuyorsunuz. Evet, benim yemeğimi çaldınız. Çalırken hemen hırsızlık yaptınız. Ama ben kimseyi parasını ya da para toplama izin vermedim, veremem. Bu çok büyük suçlama, açıklamanı istiyorum. Benim olduğum yerde böyle bir şey olmaz. Sizin bildiğiniz bir şey varsa açıklayacaksınız. Değerli basın mensupları, ben yargıya başvurusunda bulunuyorum. Ben bir kurumu temsil ediyorum. Seçilmiş bir başkanım. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Sayın başkanıma da bir kez daha lütfen otursun evde, vicdanı varsa, vicdan sahibiyse, adamsa, belediye başkanıysa bunun cevabını bekliyorum. Sayın Recep Gürkan, belediye başkanı yardımcısı Çiğdem Gekoğlu açıklama yapmış hanımefendi. Kendisine de şöyle, evet, sizler de biliyorsunuz basın mensupları. İcra komitesinde üye olan bir arkadaşımızdı. Kendisine teşekkür ettim. Billboardlara destekte bulundu. Para alan işler çok kolay oluyor. Sayın Başkanım, Recep Başkanım, Recep Gürkan, hatırlatmak isterim. Ben bu pazarda bedel ödedim. Üç kez ayağımı kırdım. Paradan olacak iş değil, emek bedel ister. Sizi de bu bedelin açıklamasını bekliyorum. Hırsızlığı bilmem, hırsızlığa izin vermem. Elmas Aslan'ın duruşuyla Devalaca tarafınıza teşekkür almışımdır. Açıklayacaksınız, yine altını çiziyorum. Adamsanız bu iddiayı açıklayacaksınız. Çiğdem Başkan, diğer arkadaşımız Melek Hanım, kaç kere bu pazara gelmişler? Bir köy kadından bir kilo bir şey almışlar mı?